Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim selamlar, saygılar, sevgili hürmetler. Ben deriz Kanki Canbaz, biliyorsunuz benim ne yapacağım belli olmaz. Biz bu yemeğe bizim yemek diyoruz. Kanki, 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 Canbaz. Süper. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Ben deriz Kanki Canbaz, biliyorsunuz benim ne yapacağım belli olmaz. Onur Market'te dükkan sizin, anlatılmaz lezzetlerde. Mutfakta sizin, mutfakta olabildiğince güzel farklı lezzetler yapmaya çalışıyoruz. Bugün biraz gergin başladık. Biraz gerginlik var. Aslında yapacağımız yemek o kadar kolay ki anlatamam. Biz bu yemeğe bizim yemek diyoruz. Aile arasında. Mesela ben hanımı arıyorum. Diyorum ki hanım akşam ne yiyeceğiz? Bizim yemek yapayım mı diyor. Bizim yemek ne? Az sonra yapmaya başlayacağız. Bir tavuk yemeği. Çok güzel, harika, basit, kolay. Ben hatırlatmamı yapayım. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizi dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Öncelikle çok güzel, harika. Şöyle gördüğünüz üzere tavuktan göğüslerimiz var. Onları güzel kısçam, şöyle güzel filoto şeklinde ayırdı, hazırladı. Tereyağımız var. Efendim sarımsağımız var. Çok güzel kaşarımız var. Kaşarın yanında maydanoz, bak az önce de söyleyemedim şimdi de. Ki özel bir alettir, hediye geldi. Kaşarımızı rendeleyeceğiz ama işin en güzel tarafı arkadaşlar bakın. Bu alet, Doğan da Hakan da montaj yaparken gülüyorlarmış. Abi alet değil, ürün. Bu ürün geçen yazın mahsulü. Mehmet abimin, Urfalı Mehmet abimin çok değerli eşi, sevgili Nazife teyzem bu ürünü benim için hazırlamış. Ve geçen sene hazırladığı domates sosunu bana hediye etti. Biz yaptığımız bütün yemeklerimizden tadım da dostlarımıza, arkadaşlarımıza, apartmanımızda bulunan komşularımıza da ikramda bulunuyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim hemen yemeğimizi yapmaya başlayalım. Ne yapıyoruz? Önce yağlı kağıdımız var. Fırın kağıdımız var diyelim. Onunla ilk önce yapacağımız şey şöyle bir hazır olan tavuk göğüslerini şöyle bir dizelim arkadaşlar. Karabiberle başlıyor Kanki Canbaz. Evet. Evet. Karabiberimizi bolca döktük. Bir türlü tuzun tadını alamadığımız kaya tuzunu kullanıyoruz. Çünkü yemeği yaptıktan sonra Hakan da tatıyor. Sanat yönetmenimiz Yasemin Hanım da tadıyor. Ya diyor bu yemek tuzsuz. Gördüğünüz diyorum dünyanın tuzunu attım diyorum. İnandıramıyorum. İşte kaya tuzunun güzelliği bu. Yani en azından göz doyuyor ama tuzsuz oluyor değil mi? Olay güzel. Efendim tuzumuzu da attık. Eyvallah. Sen de dur şurada. Şimdi özel benim paprikam var. Paprikam var. Siz keyfinize göre, bakın keyfinize göre diğer baharatları da ağzınızın lezzetine, keyfinize göre de baharat kullanabilirsiniz ama biz acı olmayan tatlı kırmızı biber kullanıyoruz. Sizler artık nasıl arzu edeceksiniz? Ne bileyim mesela kimyon ekleyebilirsiniz. İşte yani değişik. İşte kekik ekleyebilirsiniz. Ama bizim yemekte sadece tuz, karabiber, kırmızı biber kullanıyoruz. Şimdi bu tarafını yaptık. Küçücük bir mola. Şimdi bunları tekrar çevireceğiz. Aynı işlemi arkadaşlar öbür yüzüne de yapacağız. Evet, gel canım. İlk başta bu arkadaş biraz kara bulutlar yayıyor. Kara bulutları kaldır aradan diyorum. Şimdi amca birazdan kendine gelecek, ısınacak. Ondan sonra ben de şekle şemale geçeceğim. Şimdi kural şu arkadaşlar. Biz güzel tereyağımızı şöyle biraz eriteceğiz. Erittikten sonra etimizi çok kızartmayacağız. Materyal hazır. Hadi bakalım bismillah. Başlıyoruz döşemeye.
Şimdi yavaş yavaş tavuklarımız beyazlaşırken hemen çeviriyorum. Evet, bakın beyazlaştı. Bakın beyazlaştı. Hemen çeviriyorum. Hazır. Tamam. Biraz daha. Birazcık daha. Evet. Sen de hazırsın. Tamam. Şimdi öncelikle şu kaşarımızı bir rendeleyelim, hazır olsun. Böyle bir kaşarımızı rendeleyelim. Tamam, kaşar hazır. Bence tavuklarımız yeteri kadar pişti. Fırınımızı da böyle 200 derece ısıtmaya başladık. Şimdi ben önce etlerimi alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere etleri almaya başladım. Etler de çok güzel gözüküyor ya. Süper kokular yaydı. Evet. Tamam. Ben şurada biraz dinle. Az önce size bahsettiğim Nazife teyzemin hazırlamış olduğu domates salçasını şimdi bu tavaya bocalayacağım. Bunu açmanın da kuralı buymuş. Havasını almak gerekiyormuş. Ve Nazife teyzemin salçasını açtık. Efendim, şimdi etimizi pişirdiğimiz yağı hiç ellemiyoruz. Zaten nüfus etti baharatlarımızda. Nazife teyzemin hazırlamış olduğu şu canım domates sosunu güzelce etimizi pişirdiğimiz yağ önce hafif bir bocalıyoruz. Bocaladıktan sonra biraz daha ekleyelim. Evet. Efendim. Şimdi kısık ateşte domates sosumuzu biraz ne diyelim? Aslında pişirmeyeceğiz. Yani pişirme yapmayacağız. Asıl pişirme fırında olacak. Güzel böyle karıştırdık, karıştırdık. Evet. Bu ağır ağır. Şimdi biraz daha kısacağım altını. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Evet, biraz daha. Şimdi bu yavaş yavaş kıvama gelirken arkadaşlar ben hemen sarımsaklarımı hazırlıyorum. Sarımsak çok önemli bu yemekte. Bizim yemek. Bizim yemeği yapıyoruz. Sarımsaklar hazır. Ay arkadaş, şu görüntüye bak ya. Yapıyor şöyle. Maşallah, maşallah, maşallah. Hemen şimdi maydanozlarıma geçiyorum. Ve maydanozları bir kendine getiriyorum. Şöyle bir kendi içinde bir ovalıyorum. Ondan sonra çok canlı doğramam lazım. Bu da kafi. Böyle. Bu da tamam. Şimdi biraz evet. Bence kıvamına geldi. Artık hiç uğraşmaya gerek yok. Amcayı kapatalım. Amcayı kapattıktan sonra bir müsaade isteyelim tavamızda. Fırına atacağımız ürünümüzü alalım. Evet. Salçamız. Evet. Önce salçamız. Hemen etlerimizi alıyoruz. Önce her etin tam ortasına arkadaşlar. Bakın aynen şöyle. Dağıtmıyoruz. Her etin tam ortasına öyle bir tutam maydanoz bırakıyoruz. Tamam.
maydanozlu işimiz bitti. Şimdi maydanozun üzerine sarımsaklarımızı koyuyoruz. Her şey hazır. Ve fırına gitmeden hemen şu canım kaşarları şöyle bir bocalayalım bakalım. Evet. Ay 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 ay. Oluyor be! Oluyor, oluyor. Oluyor. Fırın başında buluşalım, yemeğimizi fırına verelim bakalım. Bizim yemeği attık fırınımıza. Ben şimdiden sabırsızlanıyorum. Gerçekten şu haliyle bile çok güzel gözüküyor. Masaya fırından aldıktan sonra sunumda tadımda görüşmek üzere diyelim. Kanki Canbaz. Harika oldu. Ben birkaç kez kontrol ettim. Ve beklenen an. Fırından bizim yemeği aldık. Şu anda masamızda. Ne yapacağız? Önce tabağımıza şöyle güzel bir alacağız bizim yemeğimizi. Ki kural şu. Hani neden maydanozları ve sarımsakları üzerine koyduk? Salçanın içerisinde ben buradayım diyor tavuk büftekleri. Biz de ne yapacağız? Şöyle kenardan böyle. Mal ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Beni al diyor. Ben de onu alıyorum. Tabağıma. Çok güzel. İzninizle ben bu canım bizim yemeği huzurlarınızda tatmak istiyorum. Hakkınızı helal edin. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım nasıl olmuş. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. Biraz büyük mü kestim sanat yönetmenim? Siz böyle şeylere çok dikkat ediyorsunuz ama. Süper. Süper. Vallahi bugün çok çalıştık. Hakan'a çay demleyemedik bugün. Onun yerine ben ona bir soğuk çay vereyim. Bir soğuk çay ikram edeyim. Ben de tadımımı yaptım. Veda faslına geçiş yapayım dostlar arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Selam, sevgi, saygı, hürmet. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hep söylüyorum. Kafanıza göre takılın. Hayatınıza renk gelsin. İzninizle ben bir parça daha alacağım. Çok güzel gözüküyor. Harika gözüküyor. Bu yemeğin ismi bizim yemek. İzlon Brekiy Eskamara Breja Vijne. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Hadi ve dersin.